Merhaba arkadaşlar. 7 Haziran 2024. Çok güzel bir gün, sıcak bir gün. Yarın sınavımız var biliyorsunuz. 8 Haziran ve 9 Haziran'da YKS sınavımız var. Öncelikle o sınava girecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bugün artık 2024 bitti benim için. Bütün öğrencilerimize derslerimizi bitirdik. 2025'e geçtik artık yani. 2025 ile alakalı yapılandırmalara başladık. Ve 2025 ile alakalı yorum videolara devam edeceğiz. Bu da bir yorum videosu olacak arkadaşlar. Biliyorum çok fazla yorum attınız. Ama son 2 haftadır 3 haftadır bunu cevaplayamıyorum arkadaşlar. Neden cevaplayamıyorum? Yani bunu söylemek isterim. Kusura bakmayın öncelikle ama fazla öğrencimiz vardı bu sene. Gerçekten çok iyi çalışan bir tayfamız vardı. Yani ilk 500'de ilk 1000'e girebilecek öğrencilerimiz vardı. İlk 10.000'lerde ilk 20.000'lerde girecek öğrencilerimiz vardı dereceleri. Ve tabii ki ilk 30.000 ilk 40.000'de girecek öğrencilerimiz vardı. Yani bunların hepsine uğraşmak arkadaşlar çok büyük zamanımızı alıyor. Bu yüzden de açıkçası biraz 2025 öğrencilerine, özellikle bana mesaj atan, benden yorum bekleyen, benden bir yol bekleyen, iz bekleyen öğrencilere biraz böyle mesaj atamadım. Bu yüzden de şimdi hazırda sınavda bizim için bitti. Yani yarın sınava ben de gireceğim bu arada. Yarın sınava girdikten sonra zaten net bir şekilde belli olacak. Böyle hani güzel çalışmalarım. İşte arkasından hemen insanlara yardımlara devam edeceğiz. Yorumlara başlayacağız çok yakın zamanda. Yani yorum derken öğrencilerin yolunu çizecek yorumlara başlayacağız. Özellikle bu konuda Şahin hocamız, Ecem hocamız, Onur hocamız, Safiye hocamız gibi çok iyi hocalarımız olacak. Ve onlarla beraber bir çalışma yürüteceğiz açıkçası. Şimdi ben hazır başlamışken şöyle şu son videolardan, yani son gelen yorumlardan başlayacağım yavaş yavaş azaltmaya ve çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle söylemem gereken şey şu. Yine böyle bir geçen haftalarda sürekli şey videoları çekiyorduk ya, mezuna kalma, mezun olayı. Örnek veriyorum işte 22 yaşında, 21 yaşında, 23 yaşında mezuna kalma. Okuduğu üniversiteden bir şey olmayacağını anlayınca tekrar sınava hazırlanma üzerine biliyorsunuz ki çok fazla video çektim. Ve hatta ben kendimden de örnek vermiştim. Ne demiştim ben, hatırlıyor musunuz? Ben şunu demiştim. Arkadaşlar ben şu anda matematik öğretmenliği yapıyorum yaklaşık 12-13 senedir. Ve bu sene tekrar sınava girip veterinerlik ya da ziraat okumayı düşünüyorum demiştim. Yani bu bir pişmanlık değil. Ben öğretmenliği zaten seviyorum. Benim için hobi niyetine yaptığım bir iş bu açıkçası. Yani gerçekten de sebebi iş olarak görmüyorum artık öğretmenliği. Öğrencilere yol göstermeyi bir iş olarak görmüyorum kendimi. Hobi olarak görüyorum. Ama benim bu mutluluğumu paylaşmayan, yani kendi işimle mutlu olmayan çok fazla insan olduğunu da gördüm. Bana yazdıkları yorumlar o kadar enteresandı ki şimdi o yorumlardan birisini okuyacağız arkadaşlar. Başlayalım. Hocam 2002'liyim. Bir sene mezun, bir sene hazırlıkta beraber şu an İngilizce İktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Mezun senemde de 12. sınıftayken hiç YKS çalışmamıştım. Çalışmadan da TYT, AYT, mat, edebiyat yapılmadığı için 2 senede 250K yaptım. Okey. Okulu hiç sevmiyorum. Öğrenci kalitesini sevmiyorum. Bölümümden memnun değilim. Kapasitemi zorlamayı geçin. Kapasitemin de altında bir yere geldiğim için çok mutsuzum. Bana en çok koyan da bu. Çalışsaydım ne olurdu diye. Aileme yazın eve döndüğümde okulu dondurup YKS çalışmak istediğimi söyleyeceğim. Bayağı tepki gösterecekler. Çünkü ailem aşırı baskıcı, otoriter. Bana 3 senede neden boşu boşuna masraf yaptırdığımı ve hep yüzüme vuracaklar. Çok stresliyim. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Aklım başıma yeni geldi. O zamanlar o yaşta işin laylaylamındaydım. Şimdi zaten iş bulmak zor. Ve İİBF bölümlerini çok iyi üniler harici, iktisat ve işletme demek İİBF. Çok iyi üniler harici diğer okullarda okumak biraz boş. İleride pişman olmak istemiyorum demiş. Öncelikle buraya kadar bir yorumumu katmak isterim. Çok haklısın. Ben bunu herkese söylüyorum. Yani 12. sınıf öğrencileri, 11. sınıf öğrencilerine yani artık bir şey diyemiyoruz biz arkadaşlar, biliyor musunuz? Ya bak, bu öğrencimizin yazdığı şey bir de 22-23 yaşında kafası yerine geliyor bak. Ne demiş? Bir sene mezun, iki sene mezun, yapamamış, olmamış, 250K yapmış. Zaten arkadaşlar odaklanmadığınız sürece 5 senede de yapamazsınız. 10 senede de yapamazsınız arkadaşlar. Odaklanmanız ve nefes almadan geçirmeniz lazım bu süreci. Yani ne istiyorsun diye sorarlar adama. Sen ne istiyorsun? Sen istediğini elde etmek için sınırlarını ne kadar zorlayabilirsin? Yani eğer bunu zorlayamazsan kusura bakma, yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani kusura bakma. O konuda diyebileceğin gerçekten hiçbir şey yok yani. Hani burada mesela arkadaşımız yazmış ya. Şimdi ben aklıma direkt şey geliyor. Hani adam 11. sınıfta çalışmıyor. 12. sınıfa bırakıyor her şeyi. 12. sınıfta diyor ki hocam ben süper bir şey. Geçen gün mesela Instagram'a attım böyle bir tane. Reels attı, bizim arkadaşımız attı. Ve altına gelen yorumlara şok oldum ya. Ama onu da yorumlayacağız yani. Bu videodan sonra yorumu gelecek. Yani şok oldum arkadaşlar. Yani gerçekten insanlar ne kadar bencil ya. Ne kadar bencil yaratıklar ya. Özellikle bu yeni jenerasyonun, hepsi için söylemiyorum. Tanıdığım çok iyi öğrencilerim de var. Çok saygılı öğrencilerim
izleyicilerim var ama hani o videoda gerçekten hani altına gelen yorumlarda da onu görüyorum. Ama ben onlara dedim, bakın bu arkadaşınız gibi ileride anlayacaksınız. Neden 11. sınıfta boş geçirmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Yani biz bu dönemden mesela yılın başından itibaren biz 2024 için video çekmedik. Şahin Hoca ile beraber hep 2025 için video çektik. Neden? Aslında çok basit bir açıklaması var arkadaşlar. Çünkü 2025 sınavı, 2024 sınavı, 2026 sınavı siz elinizden gelenin maksimumunu yapmak istiyor musunuz, yapmak istemiyor musunuz sınavı? Yoksa sınav bir senede yetişmeyecek bir sınav değil arkadaşlar. Ben sınavı 3 ayda yetiştirdim. Ben sınavı 3 ayda yaptım. Bu da size bir örnek olsun. Yani ben normal şartlarda eğer ayağım iki yerinden sakatlanmasaydım ben üniversite hazırlık sürecinde. Ben arkadaşlar yani 3 ayda değil belki hani çalışmazdım da ama ben oturduğum yerde 3 ayda bitirdim bu sistemi. Ama burada da benim altyapım çok iyiydi. Yani öğrenciler şunu karıştırıyor. Ya bu sınav sistemi bir senede, iki senede abi çalışabiliyorsan üç sene çalış. Yapabileceğin en iyi dereceyi yap. Bir senede de biter konular. Ama sen bir senede maksimum verim alır mısın o belli değil. Konu bitmesiyle yani sistemi bitirmek arasında bağlantıyı kuramıyor öğrenciler. Yani etraflarında o kadar böyle boş konuşan bir tayfa var ki öğrenci bana boş konuşma yazıyor. Düşün yani ben yıllardır sürekli sınava giren, derece yapan bir öğretmenim ya. Sürekli olarak. Neyse. Şimdi bu arkadaşımızın da dediği gibi ne demiş arkadaşım? 2 senedir okuyorum üniversitede, mutsuzum. Geldiğim yer benim çok çok altında kapasitede olan insanlar. Bakın çok büyük hata yapmış ve buradan size mesaj gönderiyor aslında. Siz ne diyor biliyor musunuz size? Arkadaşlar diyor, elinizden gelenin fazlasını yapın. Girebileceğiniz maksimum yere girin diyor. Sınav bir senede yetişir değil sınavı. Gerekirse 2 sene çalışın diyor. Yapabileceğinizin maksimumunu yapın. Maksimum verimlilikle çalışın diyor arkadaşlar. Okey. Zaten okulu sevmedim. Mutsuz olduğum için çoğu dersten kaldım. Depresyondayım. Bu da arkasından gelir. Eğer 1 sene 2 sene sen üniversitede takılırsan arkasından depresyon gelir. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? 23 yaşında 1. sınıfa başlasam çok mu geç kalmış olurum? Bu güzel bir soru. Bir de ne demiş? Yıldız Teknik, Boğaziçi, İstanbul vs. Üniler varken 300 artı K'lık bir yerde YKS'ye hiç çalışılmadan kazanmış olduğum, mezun olunca KPSS çalışmaya başlamam gereken, bana bir şey katmayan, mutsuz olduğum bir okulda işletme bölümü okumak istemiyorum demiş. Güzel. Sana diyeceğim şu, tamam mı? Bir kere 23 yaşında değil, 25 yaşında değil. Ben 34 yaşındayım. 34 yaşında ben şu anda yeni bir üniversite okumaya hazırım. Yeni bir tecrübeye girmeye hazırım. Anlatabildim mi? Ben her türlü şekilde hani maddi durumun olsun olmasın. Burada belirli gözüne kestirdiğin anda sistemde tabii ki ailen yani rızasını alarak, bence ailenin rızasını al. Ben olsam sınava bir daha hazırlanırım. Bu konuda bir problem yok. Yani sen 23 yaşındasın. Benim geçen sene 44 yaşında bir öğrencim vardı. Üniversite okumuş, üniversite okuduğu üniversiteden memnun olmamış hiçbir şekilde hayatında ve hukuk kazandı. %50 bir yerde hukuk kazandı. 2 sene önce, çok pardon. Yani başka bir öğrenci mesela %50 psikoloji kazandı özel bir üniversiteden. Ne demek istediğimi şunu demek istiyorum. Yani yaşın geç değil. Benim şu ana kadar ki en yaşlı öğrencim 50 yaşında. O da bu dönem tanıştık. İnsanlar 40 yaşından sonra ya ben tekrar acaba bir şeyler yapabilir miyim diye uğraşıyor. Ama ben kendimi biliyorum. Ben bu yaştan sonra kazansam da tıp okuyamam. Anlatabildim mi? Ama ne okurum? Veterinerlik okurum mesela. Biraz veteriner olmaya çalışırım. Ziraat kesinlikle hedeflerim arasında. Ziraatla alakalı bir şey okumak. Yani benim gelecek planlarım arasında bunlar var. Ve planların varsa bunu yoluna koymakta yapabileceğin tek şey ailenin rızasını al. Ailene hata yaptığını söyle ve çalışmaya başla. Ha bu arada ya şunu da söyleyeyim. Ailen belki sana güvenmiyor olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Senin yerinde olsam ailemin güvenini kazanacak şeyler yaparım. Ailemin eğer güveni yoksa ve ben böyle bir şeye maddiyet ayırmalarını istiyorsam sen daha sonra da bundan vazgeçtiğin zaman ailen sana çok daha büyük bir cephe alır. Yani olay senin için şöyle. Mesela biz 11. sınıf öğrencilerimize ne diyoruz? Bir sene çalış, 12'de çalış, bir sene mezuna kal, oluyorsa Boğaziçi olsun diyoruz mesela. Anlatabildim mi? Ama senin için 23 yaşındaki bir öğrencinin böyle harcayacağı bir zamanı yok. Bir de yani sen büyük bir ihtimalle hiç çalışmadıysan senin altyapın da bomboştur büyük bir ihtimalle. Senin yaşayacağın zorlukların en temelinde bir kere sen 250K'lık 300K'lık bir yerden eğer tutup şey gibi Yıldız Teknik gibi Boğaziçi gibi örnek veriyorum işte İstanbul gibi İstanbul Üniversitesi gibi bir yeri kazanmak istiyorsan bir kere senin hayatında her şeyi silmen, sil baştan yapman ve buna belki bir sene değil de 2 sene ayırman. Yani bir senede olabilecek durumda da olmayabilirsin. Her öğrenci bunu yanlış anlıyor. Yani senin yerinde olsam yapacağım şey ben çalışırım. Çünkü hayat hani 23 yaşında başlasan ne olacak? 27 yaşında, 28 yaşında üniversiteyi bitirsin. Kalifiye bir üniversite bitirdikten sonra hayatında 25 seneni iş hayatına verdikten sonra
Yaşın 52-53 olacak. Senin yaşın 52-53 olduğu yerde senden 5 sene önce bu sisteme giren yaşı 47 olacak. 47 ile 52'nin arasında ne kadar büyük fark olabilir ki? Yani ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Yani öğrencilerimin şunu yaptığını görmek beni mutlu ediyor. Yani hocam ben işte örnek veriyorum, sallıyorum şu anda farazi. Ben rastgele bir üniversitede işte 100 binden girip bir yerde okumaktansa hocam ben bir sene daha kazarım. İlk 10 bin, ilk 5 bin yapabilirsem giderim Koç'ta okurum. Giderim Sabancı'da okurum. Giderim örnek veriyorum Özyeğin'de okurum hocam, mühendislik okurum gibi çok fazla geri dönüt aldık biz arkadaşlar. Ve bununla alakalı çok fazla mezuna kalan öğrenci oluyor. Ha, hedeflerini gerçekleştirebilecek öğrencilere diyoruz zaten biz mezuna kalın diye. Ama sen eğer ki hayatında her şeyi silip bitirmeye hazırsan bence yaparsın. Bu da benim sana yorumum olsun. Umarım en iyi kararı verirken ailenin kesinlikle ama kesinlikle rızasını almalısın diye düşünüyorum. Çünkü yani sonuç olarak aile. Bunu unutma, tamam? Her şey geçer. Yanında sadece ailen kalır. Bunu unutma. O yüzden de hiçbir şey için geç kalmadın ama çalışmak istiyorum demekle de olmuyor. Türkiye'de özellikle bir maddiyat çok önemli. Bunu da eğer sağlayamayacak durumdaysan, ailenle alakalı bunu sağlayacaksan, yani ailenin rızasını kesinlikle almak zorundasın. Umarım bu senin sorduğun soruya iyi bir yorum olur. Umarım planını iyi bir şekilde yaparsın. Kendine çok çok iyi bak dostum. Arkadaşlar, arkadaşımıza cevap verdik. Bu şekilde yorum videolarımız daha da artacak. Artık şey moduna geçtik arkadaşlar. Altyapı belirtme ve altyapı eksikliğini tamamlama moduna geçtik. Yakın zamanda böyle bir hızlandırma niyetiyle olacak ama çok da böyle hızlı bir şekilde olmayacak şekilde bir altyapı tamamlama sürecine gireceğiz insanlarda. Katılmak isterseniz lütfen ama lütfen bana WhatsApp'tan ya da Instagram'dan ulaşmaktan çekinmeyin. Yazmaktan çekinmeyin. Yani durumunuzu yazın. Yorumlayalım. Bununla alakalı sizin gibi kaç tane insan olduğunu göreceksiniz zaten. Tamam mı? Bu videoda bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.